Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün çekiliş sonuçlarını açıklayacağız. Kozmik Özden ne geldiğini göstereyim. Mega 6 yıldız geldi. Bunlar çok tatlı oluyor açıkçası. En azından karakterlerime 6 yıldız yapıyorum. Bu açıdan çok çok tatlı oluyor. En son Nova'yı falan yapmıştım. Daha sonra şeyi yaptım. Iron Heart'ı yaptım. Demir yüreği. film geliyor. <laughs> Black Panther filminde olacak. O yüzden çok iyi olacak. Kolosus falan alt yıldız yaptık. Bunları tek tek yaptık. Önemli karakterler. Yavaş yavaş bunları zamanla kategori 2 yapacağız tabii ki. Gelecek biletlerle. Ee, bu alt yıldızı da artık Benvu'ya falan kullanırız tahminen. Veya Vaspa değil de. Büyük ihtimalle Ben Benvu'ya kullanırım. Çünkü Kayı çocuğa da çok gerek yok. Baktığımızda bunlar da zaten şey olan karakterler. Antimen'e falan şu anda gerek yok. Çok büyük ihtimalle Wenwu'yu kullanırım. Elimdeki tek paralı karakter o olduğu için. Etkinlik grubunda oynamaya devam ediyoruz. Buradan istediğiniz bir şey alabilirsiniz. E, ee, boyu sandı olsun. Özel çizgi roman kartı olsun. Ben mega bilet alacağım. Mystic için biliyorsunuz Mystic'i yapacağımı söylemiştim. Onun haricinde burada alınacak bir şeyimiz yok. İttifakımızı 2 veya 3 kişi bekliyorum. Haberiniz olsun. Yüksek skor atan 2 veya 3 kişi bekliyorum. Bugünü daha skor atmadım. 36.yiz bu hafta hep 36. yedik. Yani bu sıralarda edik ee, şunu söylemem lazım ki böyle yüksek skor atan 2-3 kişi gelirse eğer tahminen ilk 30'a falan gireceğiz. Bu, bu hafta atmayan 2 kişi falan vardı. <laughs> Onlar da atacak ve eee 2-3 kişi daha fazladan gelirse böyle 70 milyon civarı atan çok büyük ihtimalle ilk 30'a gireceğiz. Hatta yavaş yavaş ilk 20'ye yaklaşırız diye tahmin ediyorum. Bonus görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Altınlarımızı buradan harcıyoruz ve 5 yıldız biletimizi mutlaka buradan almayı unutmuyoruz. Es geçmiyoruz. Ve evet videonun başında da gördüğünüz gibi artık hangisini yaparım bilmiyorum. Ona geleceğim. 6000 kristal harcadım neredeyse. Efsanevi savaşı açtık. Shang'ın kostümünü almak zorunda kaldım. Ve destansı yaptım. Bunu göstereyim. Bu şekilde efsanevi savaştan şey aldık. E, ee, özel ekipmana geleyim. Yargı C tipi aldım. Ee, şöyle göstereyim. Bunu e, Mephisto'ya takacağım büyük ihtimalle. Çünkü Mephisto'yla biliyorsunuz sadece skor atıyorum. Bir tek orada kullanıyorum. şumanda veya e, devasa başman akınında kullanmıyorum. Neredeyse aynı skoru çıkaracakları tahminin öfkeyi de buradan çıkarıp birine takarım. Artık kim olur kim o şanslı kişi bilmiyorum ama birini yapacağız. Bu karakterimize daha devam ediyoruz. Günü gelince videosunu çekeceğiz. Bir tane video gelecek yani bonus bir video olmuş olacak. Oradan aldık ekstra bir de kutu açtık onu da göstereceğim şimdi. Kutudan da Sezgi düşürdüm ve onu da Cyclops'a taktım. Şöyle dükkana geleyim hatta göstereyim biliyorsunuz e, ee, öfkede artış vardı. Bakın 4 kere açmışım. Yani Sezgi geldi ben bir tane en azından öfke düşürürüm diye tahmin ediyordum ama olmadı. Biraz boşa harcamış oldum açıkçası. Bu açıdan biraz üzüldüm. Yani kristalimin çoğu buraya gitti. Efsane bir savaş açtık. Şangin kostümünü aldık. Ee, belki şey yaparım diye düşünüyordum. Hani hiç kutu açmayıp buradan kahramandan ne bileyim ee, şuradan Misty'in 160 büyümesinin X, -Gen, X genini alırdım. Ve kategori yapardım. Ama sonra vazgeçtim çünkü çok büyük ihtimalle yetmeyecekti. E ondan bir daha alınmaz. O yüzden de şey yapmadım. Bu şekilde. Ee, ekstra olarak anlatacağım bir şey var mı? Yok. Ee, yavaş yavaş burada bakalım. Aynen burada da bir şey anlatacağım yok. Hemen gelelim Efsanevi savaşa. Bugünkü konumuz bu. Ve bir tane Shadowland videosu yapacağım büyük ihtimalle. Özledim. Ben de özledim. Büyük ihtimalle siz de özlediniz. Seversiniz diye devam ediyorum. Ee, şimdi Shang'ın şeyinde çok zor görevler yok açıkçası. İlk bölüm kolay. Özellikle keti bölümü çok çok kolay. Ee, rotasyonunu biliyorsunuzdur. 3 iptal, 5 iptal. Yani 5'i biraz daha delaylı iptal edin. Ve 4. Yani bundan ibaret. Hatta hepsini oynamaya gerek yok. Sadece son bölümü oynayacağım. Orası belki biraz zorlar diye. Hemen girelim gir diyelim. Çünkü burada hani yargıyı falan hepsini buradan alıyoruz ya ikon falan da veriyor. Şimdi gelelim buradan başlayalım. Burada birkaç tanesi olacak bunları geçersiniz. Ee, özellikle şunu söyleyeceğim kesinlikle hani hasar artırma ekipmanı olması lazım. Kartlarınızın iyiliğine ve kötülüğüne göre karakterinizin detayına göre buraya bitirme süreniz artabilir, kısalabilir. Yani benimle aynı sürede bitireceksiniz diye bir şey yok. O kartlarınıza bağlı. Benim kartlarım bir tık iyi olduğu için biraz daha erken bitebilir. 3 bir işe başlıyoruz. Hasar arttırma ekipmanı takarsanız çok daha kolay olacaktır işiniz. Ee, şöyle... Burada zaten vuramıyorsunuz. O yüzden burada kaçmanız lazım. Olay bu zaten. 3 tane şey gelecek. Üçünü de ben vurduracaksınız. Bakın şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3. Tamam Bunu yaptıktan sonra Olay bitti. 3-5 yapıyoruz yine. Hasarın çoğunu vurduk. Şöyle 4 vurduk. 2 de bitmedi. Ee, bir kez daha yapacağız. Büyük ihtimalle 2 kere döndürecektir size. Hatta kartlarınızın durumuna göre daha fazla da döneceksiniz. Ee, kesinlikle hasar arttırma ekipmanı takmanız lazım. Yoksa çok çok zor. Şöyle dönemedim. Niye dönemedim? Çünkü bakın burada bana vurdu. 2 kere vursanız olmuyor. 3 kereyi tamamlamanız lazım. Yani 3 kere mutlaka vurmanız lazım. Ve şunları yakalanırsanız canınızda gidiyor onu da net bir şekilde söyleyeyim ee, şöyle yani 2 2 10'a saydı büyük ihtimalle aynen tamam şimdi 3 5 yaptım bitti ee, size de çarpabilir o gelen şey önemli değil ama ona da çarpsın mutlaka ve bu kadar bunu yaptıktan sonra olay bitiyor ve ödüllerinizi büyük ihtimalle alacaksınızdır İlk iki bölüm kolay onları göstermiyorum yani onlar çok çok kolay yaparsınız ee, şurası da kolay, burası da kolay. Yani Bunları hallederseniz yapmaya gerek var mı? Çok da gerek yok çünkü zaman kaybı. Ee, o yüzden bunları geçelim. Bu şekilde yani en zor bölüm bu. CTP alabileceğiniz bölüm bu. Ee, bence güzel bir efsanevi savaş çünkü yargı takılabilecek çok çok fazla karakter var. Ee, efsanevi savaşlardan ben hangilerini aldım onu da göstereyim bu arada. Ee, Black Widow almışım. Sezgi için almışım bunu. Hiç sezgim yoktu. Mutlaka almam gerekiyordu. Spider-Man aldım. Buradan öfke aldım. E, seçici CTP'den. Bu da çok önemliydi. E, buraya almadım. Buradan rejen mi veriyordu? E, öfke veriyor. Thanos'um 6 yıldız olmadığı için yani türüç yapamadığım için bunu açmadım. Ama bunu da açabilirsiniz. Burayı hiç zaten düşünmedim. Ant-Man ve Wasp'ı da şu anda düşünmedim. Çünkü Ultron PM'in kostümü lazım. Onu da geçtim. E, Black Panther falan. Ben aslında hiç açmamışım neredeyse. Ya Ben 3 tane mi açmışım? Aynen. 1, 2, bu da 3 oldu. Yavaş yavaş açarız. Burada zaten bunu asla tavsiye etmiyorum. Burada aşk gözlük veriyor. Yani aman aman ne gerek var. Bu şekildeydi. Evet buraya da halletmiş olduk. Aylık hikaye yenilendi. Onu da göstereyim. Bu ay yine fazla karakterimiz yok. Sıkıntılı oldu. Bir tek Ghost Rider var şurada. Ee, i̇kinci bölüme biraz karakterim. iki tane karakterim gelse çok iyi olacaktı. Çünkü burada en azından birinden dokuz birinden altı birikmişti. Şansımız yokmuş. Yapacak bir şey yok. Eee... Bu şekilde hemen çekiliş sonuçlarını açıklayalım ve videoyu bitirelim. Yarın büyük ihtimalle yarın veya sonraki gün meta videosu gelecek. Metaları eline boyuna konuşacağız. Güzel bir meta videosu yapacağım haberiniz olsun. Hemen çekiliş sonuçlarını açıklayalım ve videoyu bitirelim. Şimdi geldik hızlı bir şekilde çekilişimizi yapıyoruz buradan. 10 kişi kazanacak. Eee, kodlar bu ay erken geldi o yüzden sıkıntımız yok. Ee, bakalım hemen çekilişi tamamlayalım. Ee, bu ay kod alanlar mutlaka yazmasınlar. Hemen herkese bakalım. Şöyle birinciden başlayalım. Mahir Berkay Triaki kazanmış. İkinciye bakalım. Şöyle ee, Doğan Can Baykara. Üçüncüye bakalım. Kemal Akda İsimlerden bence anlaşılır. Dördüncü hemen beşinciye bakalım. Şöyle Muhammed 6.ye şöyle bakalım. Hatice 7.ye e, bakalım. Ruslan Aliyev e, bizim ittifakta 8.ye bakalım. Skywalker dokuzuncuya bakalım. Cengiz Han, Çelik ve onuncuya bakalım. Eren Baran e, bir tane de yedek olsun bu çekilişte. Dora iki mi yapalım? 2 yapalım. 2 yapalım yedeğimizi. İbrahim Cengiz. Evet kazandığımız bu şekilde 10 kişi kazanmış oldu. Herkes kazanınca kodları dağıtacağım. Siz yazdığınızda hemen baksam bile vermeyebilirim. Çünkü herkesin ulaşmasını bekleyeceğim. En azından yarısından çoğunun ulaşmasını bekleyeceğim. Haberiniz olsun. Bu gece ve yarın gece dahil yarın gece saat 12'ye kadar mutlaka ulaşın. Çok istisna durumlarda bir gün belki uzatırım. Onu da videoda söylerim. Ama yarın gece 12'de çekiliş sonuçları bitiyor. Şey süresi bitiyor. O yüzden ulaşın ulaşmazsanız yedeklere dağıtacağım kodları haberiniz olsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.